Çok muhterem kardeşlerim, ekranları başında bizleri dinleyen, sadece seyretmeyen, kulak veren bütün dostlarımız, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Efendim, bugün rahmeti konuşacağız. Rahmetle alakalı Rabbimizin, onun Rahman ve Rahim sıfatının yeryüzündeki tecellileri ve rahmetinin bir eseri olarak gönderdiği peygamberin kendi döneminde sahabesine, insanlara, hatta bütün mahlukata karşı olan merhameti yansıtan onun uygulamalarından örnekler sunarak buradan ders çıkartmaya, hayatımıza Rabbimizin merhametini, affını celbedecek ilkeleri inşallah birlikte müzakere etmeye çalışacağız. Değerli Müslümanlar, rahmet, merhametin ürünü olan lütfu ifade eder. Bizler Kur'an'ı okuduğumuz zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız okumaya. İlahi kelamı, Allah'ın rahmetinin bir eseri olarak indirdiği kelamı okumaya, yine onun Rahman ve Rahim olan sıfatları ile başlarız. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Çok acıyan, çok merhamet eden, bu dünyada mümin kafir ayırmaksızın herkese karşı rahmetini bir seviyede onları kuşatacak şekilde bahşeden, ama ukubada, ama yarın, ama ahiret gününde sadece müminlere rahmetini sadece onlara has kılacak olan Allah'ın adıyla diye başlarız. Su içmeye onunla başlarız. Yemek yemeye onunla başlarız. Yaptığımız her hayırlı işe biz Bismillah diyerek başlarız. Ama Besmele'nin içerisinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına özel bir vurgu olduğunu unutmamamız gerekiyor. 114 sure var. 113 defa Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında Besmele geçer. Ama Neml suresinin 30. ayetini de dikkate alırsak, İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ifadesiyle Neml suresinde yer alan ayeti de dikkate alırsak, bu durumda Kur'an-ı Kerim'de 114 Besmele'nin yer aldığını da belki söylemek mümkün. Efendim, konu Besmele değil, konu rahmet, rahmetin tecellileri. Bu noktada müminin hayata, müminin olaylara, müminin bütün evrene merhamet duygularıyla, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma adına o şekilde hareket ederek davranması, konuşması, muamele etmesi, inşallah bununla alakalı konuşmaya çalışacağız. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde rahmet sıfatı yer almakta. 92 ayette Zat-ı İlahiye nispet ederek rahmet ifadesine, kavramına işaret edilmekte. 4 ayette Er-Rahimur Rahim, buna işaret edildiğini görmekteyiz. 2 ayette de Hayrur Rahimin diye, merhamet edenlerin en hayırlısı ifadesiyle onlara işaret edildiğini görmekteyiz sevgili kardeşlerim. Rabbimizin kelamına baktığımızda rahmetle alakalı kavramların kimi ayette Tevrat'a işaret edildiğini görmekteyiz. Bir örnek vermek gerekirse bununla alakalı sevgili kardeşlerim, mesela Hud suresinin bir ayeti, ayet-i kerimenin numarasını sizlere aktarmak istiyorum. 17. ayet. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ Rabbından bir beyine, bir kanıt üzere bulunan kişi, şu kişi gibi midir derken Rabbimiz, o kişi Allah'tan bir beyine, bir kanıt üzere olan ve yetluhu, onu okuyan شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ Kitab-ı Musa imamen ve rahme diyerek Rabbimiz Hud suresinin 17. ayetinde Tevrat'a işaret eder ve Tevrat'ın da bir rahmet kaynağı olduğuna vurgu yaptığını görmüş olmaktayız. Yine Kur'an-ı Kerim'de sevgili dostlar, bir başka, bir önceki sürede Rabbimiz Kur'an'a işaret eder. Şöyle buyurur: Ya eyyühennaz,
قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ Gönüllere, zihinlere, zihin dünyanızdaki sizin sorularınıza bir şifa olacak. Allah'tan bir öğüt gelmiştir. Öyle bir kitap ki وَهُدَنْ Aynı zamanda bir kılavuzdur sizin için ve rahmetün ve sizin için bir rahmettir lil müminin, tabii ki iman eden müminlerin. Ona ön yargılı bakmayarak ilahi kelamı okumaya çalışan müminlere ayrı bir rahmet unsuru, rahmet kaynağı, rahmet ışığı olduğunu görmüş olmaktayız. Demek ki Tevrat da rahmettir, Kur'an da rahmettir. Aynı zamanda yine Kur'an'dan öğreniyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam'ı da bir rahmet kaynağı olarak ifade etmek üzere وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye Rabbimiz, Peygamberimizin de mahsa bir rahmet kaynağı olduğu ifade edilir. Evet, İnsana da Rabbimiz kime ayeti kerimesinde rahmet ettiğini, merhametiyle onları yaratarak, mesela bununla alakalı Rum suresinin 21. ayetini sizlerle paylaşmak isterim. Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yüce kitabının 21. ayeti Rum suresinde ve min ayatihi o Allah'ın ayetlerindendir. En halakakum min enfusikum ezvacen. Sizin kendi nefislerinizden sizin için eşler yaratması o Allah'ın ayetlerindendir. Bu eşler ki liteskunu ileyha. Onlarla sizler sükunete erersiniz, huzura kavuşursunuz. Evinize mutluluklar yağar bu eşinizle olan izdivacınız sonrasında. Ve Allah ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Bu eşlerinizle sizin aranıza bir sevgiyi ve merhameti yerleştirmiştir. Yani hayatta en çok size değer veren eşiniz oluverir. En çok önem veren sizin hanımınız oluverir. İşte bu da Mevla'nın karı ile koca eşler arasına koyduğu bir merhamet ki Mevla buna ayeti kerimesinde işaret buyurmakta. Kur'an-ı Kerim'de gecenin gündüzünde birer ayet olduğu da söylenir. Ve min rahmetihi o Allah'ın rahmetinin bir sonucudur. Ceale lekumul leyle ven nehar geceyi gündüzü sizin için bahşetmesi, yaratması da Mevla'nın bir rahmetidir. Bunu anlamak için üstündeki ayeti de okumak lazım. Şöyle buyuruyor. Kul eraeytum bakar mısınız? Bana bakar mısınız? Beni dinler misiniz? Buyuruyor Rabbimiz. İnce alallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmul kıyame. Eğer Allah geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı men ilahun gayrullah ye'tiküm bidiyâ gündüzün ışığını, aydınlığını size Allah'ın dışında getirecek kimdi? Hep gece olsaydı. Yine aynı Rabbimiz devamında İnce alallahu aleykumun nehara sermeden kıyamete kadar gündüz olsaydı şu an saat 12:25 geçiyor diyelim. Hep güneş tepemizde olsaydı ne olurdu? Bütün sular buharlaşırdı. Ne olurdu? Dünyanın çivisi, dengesi bozulurdu. Geceyi bekleyenler gündüzü, gündüzü bekleyenler geceye hasret olurdu. Mevla geceyi bizim için bir istirahat vakti yapmış. Ve ceanne leyle libasa. Geceyi bir örtü kılmış bizim için. Ve ceanne nehara maaşa. Gündüzü de maişet zamanı kılmış bizim için. Bunların hepsinin birer merhametin sonucu olduğunu, rastgele döndüğünü zannettiğimiz bu dünyanın maksatlı döndüğünü, hikmete uygun hareket ettiğini, güneşin hakeza ve şemsu ve şems Yasin suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Ve necmu ve şecur yesudan buyuruyor Rahman suresinde ama şu ayet ve şemsu tecri li müstakarrin leha güneş kendisine tayin edilmiş olan bir rotada hareket eder. Bir yörüngesi vardır onun. Vel kamara kaddernahu menazil. Ay'a biz evreleri takdir ettik. Ona göre hareket eder buyurarak bunların rastgele olmadığını, Mevla'nın rahmetinin bir sonucu olduğunu
Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildirmiş olmaktadır. Bu rahmetinden bir unsur da sevgili kardeşlerim, onun bize indirdiği Kur'an'dır. Kur'an'ı anlatırken Yüce Mevla, مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ ayeti okumayayım. Ne müşrikler, kitap ehlinden kafirler, size Allah'tan bir hayır indirilmesine hiç razı olmazlar. Kur'an-ı Kerim, Rabbimiz ayet-i kerimede Kur'an'ın kendisinin hayır olduğunu ifade eder. En yünezzel aleyküm min hayrin min rabbiküm. Rabbinizden size hayır, mahsa hayır olan bir kitabın indirilmesinden onlar hoşnut olmazlar. Ama Mevla buyuruyor ki vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşâ. Mevla dilediğine merhametini, rahmetini onlara tahsis eder. Dikkat edin. Yahtassu bi rahmetihi. Kur'an kendisi için rahmet tabirini kullanıyor. Benim sevgili kardeşim, rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim o zaman okunduğu zaman da dinlenilmesi lazım değil mi? Bugün cuma hutbelerde hocalarımızın okuduğu ayet şudur. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ne demek bu? Kur'an okunduğu zaman kulak verin, dinleyin ki size merhamet edilsin. Yani dinleyince tabii anlama amaçlı kulağımızı ona verip Mevla ne buyurdu, Rabbim ne buyurdu anlamında bizim böyle bir özveriyle kulağımızı ona vermemiz de gerekiyor ki merhamete nail olmuş olalım. Sevgili kardeşlerim, bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de çok fazla var. Ayetlerden bir tanesi daha وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ Onlara biz bir kitap verdik diyor. فَاسْتَنَّاهُ عَلَى عِلْمٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً Evet, indirdiğimiz o kitap, getirdiğimiz o kitap, onlara bahşettiğimiz bu kitap hidayetin kaynağıdır ve onlar için bir rahmet, bir merhamet vesilesidir. Onu okuyunca, ona uyunca, ona ittiba edince elbette ki bunlar Mevla'nın bizlere bir lütfu olarak gerçekleşecek demektir. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, elbette ki rahmetin kaynağı Allah'tır. Mevla kendisini Kur'an-ı Kerim'inde 3-4 ayette bu şekilde isimlendiriyor. Ve rahmeti vesiat kulle şey buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Zerreden küreye, bütün mahlukata, kafirine, müminine, inkar edenine, onu kabul etmeyen de dahil hepsine merhametiyle muamele ettiğini Mevla bildiriyor. Herkese merhamet ediyor. Ona inanmayanın üzerine yağmuru yağdırmaya, onu reddedenin de kendisine rızık vermeye, ona yaşama imkanını vermeye Rabbimiz devam ediyor. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Bir başka ayette arşı taşıyan melekler der ki, اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Onlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Arşı taşıyan, hameleyi arşı taşıyan melekler, iman eden müminler için bağışlanma dilerler. Şöyle derler, رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ Ey Rabbimiz, sen rahmetinle her tarafı kuşatmış bir yüce kudretsin diye, Ya Rabbi müminleri bağışla, onları affeyle diye, وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ Ya Rab, sen kime, kimi günahlardan dünyada koruduysan, fakat rahimte, aha da burada, yani kıyamet gününde ona rahmetinle muamele etmişsin demektir. Dikkat buyurun, arşı taşıyan melekler, dualarına başlarken, Rabbena vesi'te kulle şey, senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır Allah'ım diyorlar. Ya Rabbi iman eden müminleri dünyada günahlardan koru diye dua ediyorlar. Arkasından da diyorlar ki vakihimus seyyiat, onları seyyiattan, içkiden, kumardan, zinadan, fuhuştan koru diyorlar. Onun için demek ki
biz çok da böyle efelenmememiz lazım. Ben içki içmedim, ben kumar oynamadım, ben hırsızlık yapmadım. Belki de bu senin günahlara dalmaman, meleklerin senin için yaptığı duanın bir sonucu da olabilir. Çünkü melekler, arşı taşıyan melekler diyor ki, وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ Ya Rab, onları günahlardan koru Allah'ım. Dünyada günahlardan korunursanız, fakat rahimte, ahirette de Mevla'nın rahmetini elde etmiş olacaksınız. وَمَنْ تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ Fakat rahimte, merhameti elde etmiş olacaksınız diye buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimesinde. Bir ayet daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'inde bizlere böyle çok merhamet eden, çok acıyan olduğunun tezahürlerini bizlere bahşetmiş. Şöyle buyuruyor. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Müminler senin yanına geldikleri zaman فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Onlara selamun aleyküm de. Zaten Efendimiz Aleyhisselam bunu öğretmiş. Bir müminle karşılaştığın zaman esselamu aleyküm diyeceksin. Eğer esselamu aleyküme bir de ve rahmetullah rahmeti eklersen 10 sevap daha fazla alıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh deyince sevap 30'a çıkıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam içeri giren sahabe esselamu aleyküm dedi. Efendimiz 10 buyurdu. Bir başkası geldi esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. 20 buyurdu. Biri daha geldi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh dedi. 30 buyurdu. Demek ki bizler camiye girdiğimiz zaman, eve geldiğimiz zaman, telefonda eşini aradığında, yavrunla konuştuğun zaman bizim aslında telefon yoluyla, mesaj yoluyla bunu insanlara bir dua cümleci olarak ifade etmemiz gerekiyor. Ne diyeceğiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun dememiz gerekiyor. Biri aksırdı. Aksıran kişi ne diyecek? Elhamdülillah. Çünkü aksırmak Rahman'dandır, esnemek şeytandandır denir. Aksırdı. Elhamdülillah derse senin demen gereken bir cümle var. Ne diyeceksin? Yerhamükallah. Allah sana acısın, merhamet etsin diyeceksin. Bak, onu bile vesile kılıyoruz bizler. Merhamet için bunu bile bir dua cümleci olarak söylüyoruz sevgili kardeşim. Aksırdığı zaman kişi elhamdülillah, sen de ona yerhamükallah diyeceksin. Onun yerine biz biraz değiştirmişiz. Bir aksırdı mı? Çok ne diyecekse artık o, sen de gör falan gibi cümleler söylüyoruz. Sen de görü bırakacaksın sen. Görecekse göreceğini görür. Onun yerine ne öğreneceksin? Elhamdülillah diyecek aksıran. Benim kardeşim de yerhamükallah diyecek. O da ne diyecek? Yehdina aksıran kişi. Yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu baleküm. Allah size de merhametini, merhametine ulaştırsın. Ona hidayet etsin. Bana da, hepimize diye böyle bir dua cümleciğini de bizler ne yapıyoruz? Mevla'nın rahmetini celbeden bir ifade olarak bunu da söylemiş olmaktayız sevgili kardeşlerim. Ayet okuyordum. Ayet 54. En'am suresi. Rabbimiz buyuruyor ki, müminler senin yanına geldiği zaman ey Habibim, onlara selamun aleyküm de, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Allah'ın rahmeti, rahmet ilkesi sizin üzerinize yazılmıştır de. Onlara merhameti sen aşıla, merhametle alakalı onları müjdele. Bu bilgiyle onları bilgilendir diye buyuruyor Rabbimiz. Men amele minküm su'en bi cehaletin. Onun için Mevla bu ayette buyuruyor. Sizden kim bilmeyerek cahilane bir günah işler de hemen arkasından yahu ben bunu bilmiyordum diye anında tövbe ederse Mevla işte o kimselere karşı gafurdur ve de rahimdir. Rahimdir yani merhametiyle muamele edecek demektir. İşte ayetin de sonu rahimle bitiyor ki çok manidar bir hadis, bir ayeti kerime. Hadis dedik, kutsi hadiste sevgili kardeşlerim.
kutsi hadis ne demekti? Lafzı peygambere, manası Allah'a ait olan söz. Kur'an-ı Kerim nasıl tarif ediyoruz? Lafzı da, manası da Allah'a ait olan söz Kur'an'dır. Kutsi hadis ise peygamberimiz bunu Allah'tan rivayet ediyor manen, ama cümleler ona ait, Efendimiz'e ait. Ne demiş Rabbimiz Yüce Kudret? İnne rahmeti taglubu gadabi. Rahmetim gadabıma galip geldi. Rahmetim gadabımı geçti anlamında. Yani rahmetinin daha şumullu, daha kapsayıcı olduğunu ifade ediyor. Gerçekten öyle. Bu dünyada mümin kafir herkese rahmetiyle muamele etmiş olmasına baktığımız zaman onun rahmetinin şumullülüğünü orada da görmüş olmaktayız. Bu zaten onu bize ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselam işte bunu müjdelemek adına sevgili kardeşlerim, Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette maalen aktarayım. Allah-u Teala rahmeti 100 parçaya böldü diyor Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam. Rahmeti cealallahu rahmete mi'ete cüz'in. Allah rahmeti 100 parçaya böldü ve bundan 99 parçayı kendi yanına ayırdı. Sadece bir parçasını, %1'ini yeryüzüne, bütün mahlukata tevzi etti, dağıttı. Bir hayvanın kendi yavrusunu efendim ezmemek için, diyelim ki bir atın kendi yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırması bile, onu ezmeyeyim diye öyle hassas davranması bile Allah'ın yeryüzüne tevzi ettiği %1'lik rahmetinin bir tecellisidir diye buyuruyor. Bir vahşi hayvana bakın efendim, mesela kendi yavrularını bir başka hayvana karşı korumak adına bütün neyi varsa fedakarlık adına onun gösterdiğini görürsünüz. Bütün bunların hepsi Mevla'nın yüze böldüğü, yüzünden biri olan bir parça olarak ifade etmiş olması ahirette ne kadar bize merhametiyle muamele edeceğini göstermesi açısından çok manidardır. Onun için denmiştir ki لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. Eğer kafir Allah'ın katındaki merhametin genişliğini bir bilse لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الْجَنَّةِ, o bile cennetten ümidini kesmez. Yani kafir der ki herhalde ben de kurtulurum der. Çünkü Mevla'nın rahmeti o kadar çok, o kadar büyüktür ki. Bundan dolayı Süfyan es-Sevri demiştir ki, yarın Rabbim beni kendisiyle anam arasında tercih et bakalım diye bana böyle bir soru sorsa seçenek, beni mi tercih edersin, anneni mi diye sorsa, ben Rabbimi tercih ederim. Çünkü benim Rabbim anamdan bana daha merhametlidir demiştir. Öyle ya, anne nerede, Mevla nerede? Öyle anlatılır. Esirler getirilmiş Efendimiz Aleyhisselam'a, esirler. Kadının birisi, o esirlerin arasından kadının birisi yavrusunu arıyor, emzirecek. Nihayet arıya arıya bulmuş. Onu hemen göğsüne sarmış, onu emzirmeye başlamış. Süt dolu göğsüyle onu emzirirken Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, bu kadının çocuğunu ateşe atacağını siz zanneder misiniz? Hayır, bunu asla ateşe atmaz diyerek Efendimiz Aleyhisselam'a öyle cevap vermişler. Bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan rahmetinden daha çoktur. Öyle yüce bir rahmeti olan bir bizi yaratan varlığa ibadet etmenin, ona kul olmanın sevincini, hamdini eda etmekten bizler aciziz kardeşlerim. Onun için Mevla'nın bizlere bahşettiği ne varsa nimeti tadarken onun rahmetini mutlaka hatırlamak adına besmeleyi unutmamak lazım. Sonunda ona hamdi unutmamak lazım. Abdest alıyorsun değil mi? Ne yapacaksın? Elhamdülillahillezî cealel mâ'e tahûran ve cealel İslam'a nûra. Bunu diyeceksin. Ne demek bu? Yani bu suyu temizleyici kılan ve İslam'ı da bir nur, bir aydınlık kılan Rabbim, sana hamdü senalar olsun. Çünkü o su olmasa
biz inan ki kirli kalırdık. O su olmasa inan yüzümüze bakan olmazdı. Mevla onu vesile kılmış. Suyu zaten gökten indirdiği suya rahmet diyor. Gökten indirdi. Biz de zaten onu kendi aramızda rahmet yağıyor deriz değil mi? Rahmet yağıyor. Onun adı rahmettir. Biz de bu rahmetin farkındalığı içerisinde olmak durumundayız. Efendimizin bu hadisi onu göstermiş olmakta. Gökten inen yağmur gibi Efendimiz de Allah'ın bize gönderdiği bir merhamet tecellisiydi. Az önce de konuşmamın başında söyledim. Ne buyuruyor ayette? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber mahsa rahmetin kaynağıdır. Onun için Mevla Efendimiz'i anlatırken şöyle buyurur. Tövbe suresi sonlarında لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسُكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِدْتُمْ İçinizden Allah size bir elçi gönderdi. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona zor gelir. حَر۪يزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ O size çok düşkündür. Çok düşkündür. بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Aynı zamanda onlara rauftur, çok şefkat gösteren, rahim, çok acıyandır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam, müminlere karşı o kadar şefkatliydi ki, çocuklara karşı o kadar şefkatliydi ki, kadınlara karşı öyle şefkatliydi ki, hayvanlara karşı öyle şefkatliydi ki, bütün mahlukata onun şefkatle muamele ettiğini görmekteyiz. Mesela visal orucunu yasaklamıştır. Ne demek? Yani bugün iftar etmeden ertesi güne niyet etmek. Ümmetine karşı zor geleceği düşüncesiyle Efendimizin bunu yasakladığını bilmekteyiz. Teravih namazını sürekli kılmamış. Farz olur korkusuyla eğer bunu sürekli kılacak olsa farz olur diye ümmetiyle alakalı böyle bir kaygıyı yaşadığı için böyle buyuruyor. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda onların misvak kullanmasını, ağzını temizleyerek camiye gelmesini emrederdim dediğini görmektesiniz. Hep onlara farz oluverir, güç geliverir, yapamazlarsa günah işlemiş olurlar diye onların üzerinde böyle bir esirgeyici bir üslup içerisinde olmasından dolayı Efendimizin böyle davrandığını görmekteyiz. Zaten Mevla onu bize anlatırken فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın sana olan rahmetinin bir sonucu olarak sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ Katı olaydın, sert olaydın لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكِ Etrafında kimse kalmaz, hepsi dağılır, giderdi diye ayette onunla alakalı böyle bir ifadenin kullanıldığını görmekteyiz. Ve yine Araf suresinin bir ayetinde Rabbimiz ehli kitabı anlatır. Sevgili kardeşlerim, ehli kitabı anlatır da 157 Araf suresi 156'da ayet-i kerimede çok manidar bir şekilde bize Rabbimiz bununla alakalı şöyle buyurur. Azabi usibu bihi men eşa. Benim azabım dilediğime isabet eder. Ve rahmeti vesiat külle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurur. Ama der feşe ektubaha onu yazacağım. Lillezine yettekun takva sahibi olanlara rahmetimi bahşedeceğim ve ütüne zeka zekatını verenlere vellezine hum bi ayatina yu'minun ayetlerime iman edenlere ben rahmetimi bahşedeceğim. Onları rahmetimin içine alacağım. Yetmedi. Bakınız rahmete ermenin bir sonucu olarak onlar ki diyor bakın ehli kitabı anlatıyor yettebiuna rasulen nebiyyel ummiyellezi onlar o ehli kitaptan olan insanlar sadece kendi kitaplarına değil ümmi olan Muhammed Aleyhisselam'ın kendisini kabul eden onun ilahi vahiy olarak getirdiği ne varsa onlara iman eden teslimiyet gösteren kimselerdir diye Allah'ın rahmetine ermenin bir parçası olarak Muhammed Aleyhisselam'a uymayı da Rabbimiz Araf suresi 156 157'de bunu emrettiğini görüyorsunuz.
Bunun başka bir örneğini sizlere aktarmak istiyorum Kur'an-ı Kerim'den. Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, اَتِيُوا ve Resul, Allah ve Resulüne itaat edin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki size böylece merhamet edilir. Demek ki Allah Resulüne, Allah'a uyduğumuz gibi onun sünnetine uymak da merhamete el ulaşmanın, merhametin bize yansıması için bunun önemli bir unsur olduğunu görmüş olmaktayız. Zaten aynı surenin başlarında ne buyuruyor? İn kuntum tuhibbun Allah. Ey müminler, bir iddianız var sizin. Ben Allah'a iman ediyorum. Allah'ı seviyorum. Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız fettebiuni. Bana tabi olunuz ki yuhibbukumullah. Allah da sizi böylece sevsin buyuruyor. Demek ki Allah'ı sevdiğini söyleyen bir müminin peygambere uymaktan başka çaresi yok. Çünkü Allah peygamberine uymayı, kendisine iman etmenin, onu sevdiğini iddia edenin mutlaka yerine getirmesi gereken bir ilke olarak bunu bizden istemektedir. Bu da çok manidar bir husustur sevgili kardeşlerim. Birçok hadis var. Mesela Üsame'ye demiş ki, ey Üsame, acıkan ciğer sahibi her hayvan hususunda dikkatli ol, kıyamet günü şikayetçi olmasın. Efendimizin mahlukata merhameti açısından. Eğer hayvanlara yaptığınız haksızlıktan dolayı Allah sizi affedecek olsa, pek çok affa mazhar kılmış demektir diyerek yine bununla alakalı böyle bir ikazının olduğunu görmüş olmaktayız. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam bir başka hadislerinde onlara fazla yük vurulmaması gerektiğini, fıtri vazifeleri dışında onlara karşı böyle ağır yükler yüklemek suretiyle, hayvanları maksatları dışında kullanmak suretiyle onlara zulmedilmemesi gerektiğini, ki bir tane hadis var, mealen aktarayım, hayvanlarınızı minber gibi kullanmayın diyor. Yani hayvana bindin, bir yere vardın ama hala onun üzerinde kardeşlerinle, dostlarınla muhabbet ederek onun yani maksadı dışında sadece onu kürsü gibi, koltuk gibi kullanmak amacıyla böyle bir yanlış onlara yaparak zulmetmeyin diye Efendimizin bu manada ikaz ettiğini görüyoruz. Zaten sahabesine olan onun muameleleri çok manidardı. Sizlerin geldiği gibi camiye gelen Müslümanlardan bazıları mesela yol yordan bilmediği için, yeni Müslüman olduğu için mesela bir sahabe diyor ki, Muaviye ismindeki bir sahabi, vallahi ondan daha güzel bir muallim ben görmedim diyor. Ben gelmiştim, o esnada diyor baktım birisi diyor efendim aksırmıştı, ona yerhamükallah dedim. Yanımdaki insanlar bana sus sus diyerek el işaretleri yapıyorlar idi. Yani adeta el işaretleriyle senin konuşman namazda yasaktır anlamında beni ikaz edip uyarıyorlar idi. Her biri bir şey söylüyor. Ben diyor namazdan sonra Allah Resulü bana gelerek şöyle dediğini hatırlıyorum. Dedi ki ey Muaviye, camiye geldiğin zaman namazda sadece tesbih, tekbir ve tehlil vardır. Kur'an-ı Kerim okumak vardır. Onun dışında başka bir şey namazda konuşulmaz diyerek beni ikaz etti. Ben de diyor Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendiğim bu ilkeyi zaten sonrasında da yerine getirme gayreti içerisinde olmuştum diyor. Bir başka sahabi, Bedevi Arap gelmiş camiye. Bilmiyor camiye abdest bozulmaz. Tabii ki o zamanki camiler böyle halı falan da değil, kum. Oturmuş oraya ve küçük abdestini bozmuş, affedersiniz. Sahabiler hemen adamın üzerine üşüşmüşler, dövecekler, kızacaklar. Dokunmayın, işini bitirsin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra adamı yanına çağırıyor. Allah'ın mescitlerine böyle bir şey yapılmaz, olmaz mı diyerek onu ikaz ediyor. Tamam ya Resulallah, ben bilmiyordum diyor o adam, bedevi adam. Ve sahabilerine diyor ki hadi siz de gidin, orayı temizleyin diyerek onunla alakalı onlara da talimat verdiğini görmekteyiz. Bizim bu manada camiye gelen çocuklara karşı, evlatlarımıza karşı gürültü yapmayın diyerek, ya varsın gürültü yapsın, çocuklarımızı camiden kovmamak, ürkütmemek, kızdırmamak, bu anlamda nefret ettirmemek adına gayret etmemiz gerekirken maalesef buna riayet etmediğini görmekteyiz. Aynı peygamber, torunu gelmiş camiye, onu görünce
minberden iniyor, torunu alıyor kucağında. Onunla beraber sahabilerine hutbe vermeye devam ettiğini görmekteyiz. Hatta onun evlatlarına, torunlarına karşı olan bu merhametini gören adamın birisi, "Vallahi benim 10 tane evladım var, hiçbirini kucağıma alıp sevmem" deyince, "Allah senden merhameti aldıysa ben senin gönlüne merhameti nasıl sokayım ki?" dediği nakledilir. Zaten yine ondan aktarılan ifade, "Men la yerham, la yurham." Merhamet etmeyene merhamet edilmez. İrhamu men fil ard, yerhamukum men fis sema. Siz yerdekilere merhamet edin ki Mevla da sizlere merhamet etsin denilerek bununla alakalı bizi Efendimizin ikaz ettiğini görmekteyiz. Ki biz bu merhameti, bu şefkati, bu acıma duygusunu kendi çocuklarımıza, kendi ailemize, eşimize, annemize, babamıza mesela bunu mutlaka bu şefkati göstermemiz lazım. Zaten Mevla bu manada anne babamıza karşı "Vahfizlehuma cenaha zullü miner rahme." Merhametten kaynaklanan o şefkat duygusunu, duygusuyla onlara karşı acıma duygusuyla muamele edin diyerek bu manada bizi uyardığını görmekteyiz ve şöyle dua etmemizi Mevla bize emrediyor. "Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira." Ya Rab, ben bebekken kucağına alıp bana sevgiyle, merhametle sarılan anamı, sarılan babamı, sırtından indirmeyen o babamı, Ya Rab sen onlara merhametinle muamele eyle diye onlara böyle dua etmemizi de zaten bizden Rabbimiz istemekte. Elbette ki bakınız sevgili kardeşlerim, insanlara din adına bir şeyleri anlatmadan önce aslında merhamet duygularıyla onlara karşı bizim öncelikle sevgi tezahürlerinin bir sonucu olarak karınlarını doyurmak, onlara karşı ihtiyaçlarını gidermek gibi insani ihtiyaçları konusunda üzerimize düşen görevleri yapmayı Rabbimiz Beled suresinde Akabe diye bir şeyden bahsederek buna vurgu yapar. Akabe nedir? Akabe sarp yokuştur. Bu akabeyi, sarp yokuşu, farz edin ki o yokuşu aştınız, cenneti elde edeceksiniz. Cenneti, Eshab-ül Meymene diyerek Rabbimizin bildirdiği o güzel insanların arasına, şanslı insanların arasına katılacaksınız. Buna katılabilmek için Rabbimiz bakınız, ilkelere bakınız. Nedir akabe? Rabbimiz akabeyi anıl. Ve mâ adrâke mel akabe. Nedir akabe? Fekkü ragabe. Kölelik düğümünden insanları kurtarmaktır. Yani onu hürriyetine kavuşturma çabası içerisinde olmaktır. Ya da ev it'amun fi yevmin zî meskabe. Kıtlık zamanı efendim aç olan insanları doyurmaktır. Yetimen zâ makrabe. Yakını olan yetimi doyurmaktır mesela. Ev miskinen zâ metrabe. Toprağa belenmiş, yani hiçbir şeyi olmayan o mağdur insanlara yardım elini açıp uzatabilmektir akabe. Yetmedi. Sümme kâne minellezîne âmenû. Sonra iman edenlerden olmaktır. Sonra ve tevâsav bis sabri. Yani sonra birlikte dayanabilme, direnebilmekten geçer akabe. Yani ayet-i kerimede müşareket ifadesi olarak ve tevâsav bis sabri, birlikte dayanabilmekten bahsediyor. Sıkıntı zamanı, kıtlık zamanı, bela zamanı efendim gibi zamanlarda birlikte yek vücut olabilmekten geçer akabe. Ve tevasa bil merhame, ve birbirlerine merhameti öğütleyebilmekten geçer. Demek ki kardeşlerim, birbirlerimize karşı bu manada merhamet duygusuyla, onun bir sonucu olan bir üslupla hareket edebilmek de bu manada elbette ki bizim bunu elde etmemiz açısından manidar bir örnek olarak karşımızda bulunmaktadır. Bunun için amir olan, yetkili olan insanlar, kendi riayeti altında bulunan insanlara karşı bu merhameti gösterebilmeli. Efendim, çocuklara karşı az önce okuduğum hadiste de geçtiği üzere onlara karşı merhametle muamele edebilmeli. Efendim, yetime, fakire, miskine bu anlamda efendim göstermemiz gereken merhameti göstermemiz gerekiyor. Cahil insana, bilmeyen insana da aynı zamanda az önce Efendimizin bizlere örnek misal olarak aktardığı o misalde de olduğu gibi ona bilmediğini güzel bir şekilde talim ederek kırmadan, dökmeden, incitmeden gereği gibi hareket etmeyi becerebilmekten
geçer Akabe. Biz bunu yaparsak, biz bunu yerine getirirsek, elbette ki bizler de rahmetin tecellileri olarak, elbette ki Rabbimizin lütfunu, inayetini hem bu dünyada hem ukbada elde edeceğiz demektir. Evet, mahlukata merhametli olmak, Resulullah'ın yaptığı gibi, büründüğü gibi bir ahlaki sirete ve surete uygun olarak hareket etmek, kulun Allah'a muhabbetini sağlaması açısından insanlara karşı işlerinde Mevla'nın istediği emir ve yasaklara uygun olarak hareket etmesi durumunda, efendim, bunların her biri rahmeti celbedecek davranışlardan olarak işte ayet-i kerimelerde, hadislerde bunun örneklerini görmüş olmaktayız. Yine bir ayet-i kerimeyle ben konuşmamı bitirmek istiyorum. Salih Aleyhisselam'ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde anlatıyor. Ya kavmi diyor Salih Aleyhisselam, lime testa'cilune bisseyyiyeti kablel hasene. Yani benden, Allah'tan gelecek bir azabı tehdit olarak istemeniz yerine siz niye, yani onun yerine iyi olan şeyi sizler tercih ederek onu istemiyorsunuz. Onun talebi içerisinde değilsiniz. Levla testağfurun Allah. Allah'a istiğfar ederseniz leallekum turhamun. Elbette ki belki de Allah size böylece merhametiyle muamele edecek demektir. Demek ki merhameti celbedecek hususlardan olarak istiğfarın da bu anlamda ne kadar manidar bir husus olduğunu görmekteyiz. Son bir ayet. İnnellezine amanu vellezine haceru. Onlar ki iman ettiler. Onlar da davaları için hicret ettiler, göç ettiler. Yani kendi duygusuna, düşüncesine, inancına uygun olmayan mekanı terk ettiler. Ya da günahlardan uzaklaşmak suretiyle günahtan Allah'ın emrine hicret ettiler diyerek de bunu belki tevil edebiliriz Efendimizin hadisinden hareket ederek. İşte böyle bir dünyası ile alakalı, gönül dünyası ile alakalı böyle bir göçü gerçekleştiren kimseler ulaike yercuna rahmetallah. Onlar belki Allah'ın rahmetini umabilirler. Vallahu gafurur rahim. Allah onlara karşı rahmetiyle muamele edecek, merhametiyle onlara karşı davranacak demektir. Rabbim bizleri bu dünyada öncelikle iman ederek, Resulünün izinden giderek, kitabına uymak suretiyle, bu emirleri, bu ilkeleri yerine getirmek suretiyle ilahi rahmeti bu hayatında kazanmış ve böylece rahmetin engin, sınırsız olduğu o cenneti elde etmiş olma şerefine nail olan kullarından Mevla bizleri, efendim, cümlemizi onlardan eylesin diyerek burada, efendim, sohbetimi bitirmiş oluyorum. Cumanız mübarek olsun. Rabbim bizleri, bütün geçmişlerimizi rahmetiyle, efendim, yargılasın ve cennetine bizleri buyur ettiği kullarından eylesin.